عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لَا يَسْتُرَ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا اِلَّا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Bir Müslüman, bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse Allah-u Teala da kıyamet gününde onun ayıbını, onun kusurunu örter. O dehşetli gününde, yani düşünün, kişi bugün çoluğu çocuğu için, onun rızkını kazanmak için helal haram demiyor. Her şeyden kazanıyor. Onun bileme yarın seni terk edip senden kaçtığı, sana hiç yardımı olmadığı bir günde sen bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örttüğün zaman Allah-u Teala da ne yapacak? Orada senin ayıbını örtecek. Zaten bir mümine Allah-u Teala'nın en büyük rahmetlerinden biri muhterem kardeşlerim, o da ne? Ayıplarını örtmesi, yani ayıbını hemen ortaya çıkarmaması. Allah-u Teala ne yapıyor? Fırsat veriyor. Belki de tövbe eder. Belki de uslanır. Belki de akıllanır. İnsandır, hata yapar. Belki de Rabbine hatırlar diye ne yapıyor? Allah-u Teala ona fırsat vermiş. Eğer Allah-u Teala bizim ayıplarımızı hemen ortaya çıkarsa hiç kimsenin birbirine bakacak yüzü kalmaz. En yakınımızın bilemeyi. Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi de ne? Settarul Uyub. Ayıpları örten. Müslümanda da bu sıfatın olması gerekir. Allah'ın yardımını istiyorsa, peygamberinin şefaatini istiyorsa, gördüğü ayıpları ne yapması gerekiyor? Görmemesi gerekiyor.